Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkımına karar verilen Sülün Apartmanı'nda gerçekleştirilen yıkım işlemi tartışmalara neden oldu. Şahin Ali Mahallesi'nde bulunan Sülün Apartmanı'nın çatısına vinç yardımıyla çıkarılan iş makinesi hiçbir önlem alınmadan yıkım işlemi gerçekleştiriyor. Çevredeki vatandaşların hayretli bakışlarla takip ettiği yıkım çalışması akıllara "bu bina hani hasarlıydı?" sorusunu getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi NİDE İl Başkanı Erhan Adem, ağır hasarlı binanın üzerinde iş makinesinin ne işi olduğunu ve bu binada yaşayan insanların haklarını alıp almadığını sordu. Yıkım ihalesi verilen ağır hasarlı, depremden etkilenip ağır hasarlı hale gelen binanın üzerine iş makinesi çıkarılmış. İş makinesinin darbeleriyle bina yıkılıyor. Bina ağır hasarlıysa iş makinesinin orada ne işi var? Ağır hasarlı değilse nasıl oluyor da böyle bir yıkım yapılıyor? O anlamış değilim. Ayrıca belediye buradan sorumlu, güvenliğinden sorumlu. Belediyeden bir tane personel yok. Yaptığınız tüm işleri yarım yapıyorsunuz. Burada da yaptığınız gibi yine yarım yapıyorsunuz. Yani ihaleye veren il özel idaresi, güvenliğini sağlayan belediye ama maalesef işler yarım. Türkiye'de tüm işler yarım olduğu gibi burada da yarım. Madem bu kadar dayanıklı bir binaydı, buradaki arkadaşları niye çıkardınız, mağdur ettiniz? Alabilecekleri haklarını aldılar mı? Nasıl bir yardım yaptınız? Verdiğiniz sözler yerine geldi mi? Bunlara da cevap verirseniz memnun oluruz. Ben burada çok büyük mağduriyet olduğunu biliyorum. Yazık ettiniz vatandaşlarımıza. Hala perişanlar, herhangi bir çözümde olmadığını da biliyoruz.